Herkese merhaba. Cumhuriyet'in 96 yıllık birikimi, siyasi ve ekonomik birikimi başlıklı panelimize hepiniz hoş geldiniz. Ben öncelikle sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden şehitlerimiz arasında bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde birlikte İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, bugün Cumhuriyet'i konuşacağız ve iki değerli akademisyen konuğumuz var bugün. 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsü Müdürlüğü'nden Sayın Doçent Doktor Hasan Taner Kerimoğlu ve Doktor Mithat Kadri Vural, Ulu Önder Atatürk tarafından 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi ve ekonomik birikimi hakkında önemli bilgi ve bilgileri bizlerle paylaşacaklar. Kendilerini bizlere kırmayıp panelimize geldikleri için kurumum adına teşekkür etmek istiyorum. Panelimize başlamadan önce kurumumuz faaliyetleri hakkında bir iki duyurum olacak. Çok fazla zamanınızı almayacağım. Bildiğiniz üzere 2015 yılından beri İzmir kent tarihine ilişkin konuları temel alan kent söyleşileri adlı bir söyleşi listesi gerçekleştiriyoruz. Biz 2000 yılından itibaren bu söyleşilere ek olarak Merkezi İstanbul'da bulunan Tarih Vakfı ile birlikte Tarih Konuşmaları adı altında yine bir etkinlik programına başlamayı planladık. Bu kapsamda geçen haftalarda İstanbul'da Tarih Vakfı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Alkan'la birlikte bir toplantı gerçekleştirdik ve söyleşilerimizin içeriği hakkında genel bir uzlaşıya vardık. Buna göre genellikle işçi, emek tarihi, kadın tarihi ve spor tarihi üzerine 2020 yılına itibaren yeni söyleşilerle yine sizlerle birlikte olacağız. Böylelikle İzmir'i konuştuğumuz söyleşiler dışında toplumumuzun tümünü ilgilendiren konularla da sizlerle birlikte olmayı umuyoruz. Bir diğer değinmek istediğim husus ise dijital arşiv programımızla ilgili. Bildiğiniz gibi uzun bir zamandır İzmir hakkında araştırma yapmak isteyen akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız bu içinde bulduğumuz salona gelerek araştırmalarını yapıyorlar. Ancak bizler bu araştırmaları artık internet ortamında ve cep telefonundan ulaşılabilmesi için yaptığımız çalışmalarında son safhaya geldik.
Kasım ayından itibaren www.apikom.org.tr adlı sitemize giriş yaptığınızda 200'e yakın belgeye yakın dijital arşiv koleksiyonumuzu inceleyebileceksiniz. Sizlere paylaşmak istediğim son konu ise sergicilik ve müzecilik faaliyetlerimize ilişkili olacak. Bahçede bulunan küçük sergi salonumuzda Aralık ayından itibaren İzmir tarihinden izler başlıklı bir sergi dizisi hazırlamaya başlayacağız. Ve ilk konumuzu İzmir ve Levantenler olarak belirledik. Aralık ayının ilk haftalarında hepinizi sergimizin açılışına bekliyorum. Sözümü daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu arada 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlki ve İnkılaplar Enstitü Müdürü Sayın Başak Ocak Hocamız da burada. Teşekkür ediyorum teşrifleri için. Ve panelimize geçebiliriz. Panelimizin moderatörlüğünü Sayın Hasan Tahsin Koca başlatacak. Panelistlerimiz Hasan Tener Hocamızı, İttihat Kantor Hocamızı Pita Külsü'ye davet ediyorum. Keyifli panel olması dileğiyle hepinize saygılarımı sunarım. Herkes bildiği gibi konuşuyor. Düne kadar Cumhuriyet'e çeşitli taraflardan düşmanca yaklaşanların da sosyal medyalarında maşallah Cumhuriyet lehtarlığını görüyorsunuz. İbret ve dehşetle de herhalde onları izliyorsunuzdur. Ama biz burada Cumhuriyet'e hiç taraflılık koymadan, çünkü hafızamızın tazelenmesi gerekiyor. Çünkü dört bir yandan ve önümüzdeki yıllarda da bunları yaşayacağız. 2020 Sevr'in 100. yılı biliyorsunuz. 2021-22 ilginç şeyler olacak ve bu konuda da İzmir galiba dünyada en çok dikkati çekecek bir kent olacak. Onun için bakalım İzmir'deki üniversitelerimiz, İzmir'deki sivil toplum örgütleri ne kadar bunlara hazırlıklı, bunu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bugün Cumhuriyet'e biz İki açıdan bakalım dedik. İki sevgili hocamızla biz geçen yıl hatırlarsanız İktisat Kongresi'ni konuşmuştuk. O da günlerce konuşuldu. Olumlu olumsuz eleştiriler aldık ama olumsuz eleştiri almak da konunun önemsendiğini göstermesi açısından bizim için önemli. İki tane genç Cumhuriyet bilim adamı bize Cumhuriyet'in hem ekonomik hem de siyasal taraflarını anlatacaklar. Ben önce mikrofonu Hasan Taner Kerimoğlu Hoca'ya vereceğim. O bir giriş yapsın. Sonra Mithat Hoca ile devam edeceğiz. Arada ben de girelim. Sıkmadan sizi konuştuktan sonra soru anlamında soruları alacağız. Çünkü bugün burada biz görüşlerimizi açıklıyoruz. Bilgileri veriyoruz. Eksik kalan noktaları soru şeklinde sormak isteyenler varsa alalım. Çünkü burası bir panel forum değil. Buyurun. Evet Hasan abi, öncelikle teşekkür ediyorum. Bu güzel oturumu düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin değerli çalışanlarına ve aynı zamanda bu geç saatte burada bizimle birlikte yer alan siz değerli dinleyicilere saygılarını sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Tabii Hasan abinin de ifade ettiği gibi artık Türkiye'de Cumhuriyet konusu çeşitli siyasi kesimler tarafından sık sık olumsuz anlamda gündeme getirilse de Cumhuriyet Türkiye'de yerleşmiş, oturmuş bir düzen. Çok radikal muhalif grupları olmakla birlikte bugüne kadar 96 yıllık süre zarfında herhangi bir kesintiye uğramış değil. Demokratik anlamda bazı sorunlarımız yaşadığını hepimiz biliyoruz. Onu zaten birazdan arkadaşım sizlere anlatmaya çalışacak. Ama Cumhuriyet bir kurum, bir rejim olarak yerleşmiştir Türkiye'de, onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve tabii bunun ardında yaklaşık bir 100 yıllık birikim de var, onu da ifade etmek lazım. Yani Cumhuriyet'in ilanına kadar giden Osmanlı son dönemindeki gelişimleri şöyle bir göz önüne getirirsek,
hakimiyet milliye fikrinin özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında giderek güçlendiğini ve kamuoyunda dillendirilmeye başlandığını ve Osmanlı aydın kuşağı tarafından da benimsendiğini görüyoruz. 1876'daki anayasanın ilanı 1908'de ikinci meşrutiyet olarak isimlendirilen sürecin başlamasıyla birlikte artık milletin, halkın siyasi yaşamda da giderek ön plana çıktığını ve birazdan ifade edeceğim gibi tebaalıktan yurttaşlığa doğru bir evrim geçirmeye başladığını görüyoruz. Ama tabii bunun en önemli ve doruk noktasını da şu anda hepimizin birlikte kutlamakta olduğu, idrak etmekte olduğu Cumhuriyet'in ilanıdır. 29 Ekim 1923'te Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen bir anayasal değişiklikte Türkiye Devleti'nin şekli hükümetinin Cumhuriyet olduğu kabul edildi ve Mustafa Kemal Atatürk resminde de gördüğümüz üzere Cumhurbaşkanı İsmet Paşa da ilk Cumhuriyet hükümetinin başbakanı olarak görev yapmaya başladı. Yaklaşık hani İslam ve Türk devletlerinin tarihine bakarsak 1500'lük bir süre zarfında ilk defa İslam, Müslüman, Türk halkının kendi kendini idare etmeye başladığını görüyoruz. Artık devlet başkanı işte sülalenin kendi içinde, ırsi biçimde aktarılmaktansa halk tarafından belirlenmeye başlamıştır. Bu bir Müslüman toplum açısından ilk olma özelliği taşır. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ve tabii Cumhuriyet sadece bir yönetimsel değişikliği içermez. Cumhuriyet aslında bir ülkü, bir amaç. İmparatorluktan ulus devlete hepimizin bildiği gibi sınırlar anlamında bir değişim gerçekleşti. Üç kıtaya yayılmış imparatorluk Anadolu'ya daha sonra Anadolu merkezi bir Türk ulus devletine dönüştü. 1927 yılında Cumhuriyet'in ilk nüfus sayımı gerçekleştiğinde biliyorsunuz 13 milyon 600 bin yaklaşık nüfusumuz bulunmaktadır. Cumhuriyet rejimi o 13 milyon 600 bin ferdin her birisini önemser. Onun hayatını, acılarını, isteklerini, arzularını, devletten taleplerini önemser. Cumhuriyetin monarşiden, aristokrasiden en büyük farkı budur. Monarşi, işte aristokratik yönetimlerde hepimizin bildiği gibi bir oligark grup vardır, egemen grup vardır. Bunlar çeşitli açılardan avantajlara sahiptirler. Halkın büyük bir kısmı ise dezavantajlı konumunu sürdürürler. Aynı şeyi biliyorsunuz Türkiye'de de, yani Osmanlı ülkesinde de görmek mümkündü. Atatürk'ün 1923 yılında atmış olduğu bu adımla en azından yasal düzeyde ülkedeki bütün vatandaşların eşit olduğu benimsendi. Tabii ki sosyal, ekonomik anlamda eşitlik bir anda gerçekleşmiş değil. Zaten birazdan size ifade edeceğim gibi günümüzde bile, 2019 Türkiye'sinde bile bu eşitsizliklerin sürdüğünü söylemek mümkün. Ben size burada görmüş olduğunuz başlıklar çerçevesinde, kısaca ana hatlar çerçevesinde yaşanan değişim sürecini anlatmaya çalışacağım. Tabii burada öncelikle gördüğünüz üzere tebaadan yurt dışa geçiş başlıklı bir sunumda bulunmak istiyorum size. Çünkü Cumhuriyet'in ferdi, demin de ifade ettiğim gibi artık teba değil. Veya bir önceki Osmanlıların kullandığı ifadeyle rehaya değil, sürü değil. Yönetim karşısında aktif, etkin, karar alma süreçlerinde yer almak isteyen, hatta bunları etkilemek isteyen bir profil olarak karşımıza çıkar Cumhuriyet'in ferdi, bireyi. Fakat bilindiği üzere Cumhuriyet'in ilanına kadar, her ne kadar Osmanlı son döneminde bazı gelişmeler olsa da önemli bir nüfus kitlesinin ülke yönetiminden tümüyle uzak olduğunu, ülke yönetimine dahil edilmediğini ve bu gelişmenin de 1923 yılına kadar sürdüğünü görüyoruz. Burada özellikle tabii vurgulamak istediğim nokta kadınların konumu. Çoğu zaman önemsemediğimiz için veya dikkat etmediğimiz için gündeme gelmiyor ama halkın yarısı her zaman işte kadınlardan, yarısı erkeklerden oluşur. Osmanlı son döneminde seçim uygulamaları var. İşte 1908, 12, 14 Kurtuluş Savaşı öncesinde 1919'da biliyoruz seçimler var. Fakat hiçbirisinde kadınlar yok. Halkın yarısı, cumhurun yarısı bu süreç hiçbir şekilde dahil edilmiş değil.
ve 1923 yılında Cumhuriyet'in ilan edilmesinden aslında çok kısa süre sonra. Bu arada Cumhuriyet işte Lozan Anlaşması'yla sınırlarını biliyorsunuz uluslararası alanda tescil etmiş. İşte 24 yılında halifelik kaldırılmış, bir muhalefet partisi kurulmuş. Birkaç ay sonra isyan çıkmış. İşte isyanı bastırmak için çeşitli önlemler alınmış. Bir yıl sonra Atatürk'e yönelik İzmir'de bir suikast girişiminde bulunulmuş. Yani devletin temelleri daha yeni yine atılmaktayken henüz kadınlar konusunda bir ciddi adım atılmış değil. Tabii burada Medeni Kanunu hariç tutuyorum. Ve bilindiği gibi 30 yılların başında söz etmiş olduğum gibi Cumhur'un yarısını oluşturan kadınlara yönelik seçme ve seçilme hakkının verilmeye başladığını görüyoruz. Bu gerçekten bilindiği üzere birçok Avrupa ülkesinden daha öncedir. Hani bizden daha önce de mesela Amerika var 1920'li yıllarda. Tabii sosyal ekonomik düzey açısından hani bizimle o sırada karşılaştırmak çok doğru olmaz. Eğer ki hani bir karşılaştırma yapılacaksa İslam ülkeleriyle, Orta Doğu toplumlarıyla kıyaslama yapmak belki en uygun örnek Mısır olabilir bu açıdan. Yani bu anlamda gerçekten tebaadan yurttaşa geçişte ülke yönetimine aktif katılan bireylerin ortaya çıkışında süretmiş olduğum bu gelişme çok önemlidir. Sonra tabii seçim uygulaması çeşitli periyotlar dahilinde, dörder yıllık zamanlar dahilinde Türkiye'de uygulandı. Halkın her ne kadar 1908'den itibaren bir seçim tecrübesi olsa da bunun demokratik usullerle gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. İşte biliyorsunuzdur 1912 sopalı seçimler denir. İşte seçimler gerçekleşir. İşte birkaç ay sonra işte Balkan Savaşları çıkar. Sonra İttihatçılar darbe yaparlar. Ertesi yıl Birinci Dünya Savaşı patlak verir ve normal bir demokratik ortam oluşmaz. Fakat 1923'ten sonra dörder yıllık zamanlar diliminde 27, 31, 35, en son 39 Atatürk gün hayatını kaybetmesinden sonra seçimler gerçekleşmiştir ve iktidar Demokrat Parti'nin seçimlere geldiği döneme kadar en azından halk tarafından teşvik edilmiştir. Ha, gerçi buna hocam hani alternatif yoktu zaten hani Halk Partisi'nin işte seçmen listeleri halk tarafından kabul ediliyor gibi bir eleştiri de getirilebilir. Ama yine de bir tecrübedir. 1907 yılında Demokrat Parti'nin barışçıl biçimde herhangi bir şiddet eğilimi yaşanmaksızın iktidarı devralması Cumhuriyet Halk Partisi'nin de tabii burada büyük oranda İsmet İnönü'nün hakkını teslim etmek gerekir. Bir herhangi tatsızlık yaşanmadan bu iktidarın değişimine kendisi yardımcı olmuştur diyeyim. Ve 1950'den sonra bilindiği üzere devlet başkanının halk tarafından seçilmesi ve böylelikle iktidarın halk tarafından belirlenmesi süreci devam etmiştir. Tabii Cumhuriyet döneminin yani bir miras olarak bakarsak bir diğer gelişmesi insan. Sonuçta devletleri de oluşturan, devletlerin daha doğrusu var olma gerekçesi insan. Baktığımızda Cumhuriyet'in günümüze 96 yıllık bıraktığı miraslardan birisi büyük bir genç nüfus. İşte 1927 yılında 13.600 binle başlayan nüfusumuz çeşitli periyotlar dahilinde artmıştır. En son rakamda bilindiği gibi 2018 aralığında çıkan 82 milyonluk bir nüfusumuz var. Bu nüfusun büyük bir kısmı da genç ve çalışabilir nüfustan oluşmakta. Ve Türkiye bu anlamda birçok Avrupa ülkesinden daha şanslı, onu söylemek gerekiyor. Tabii bir de bu nüfusun kırsal ve kentsel olarak değişimine bakmak lazım. Tabii rakamlar çok karışık ama burada şunu vurgulayayım. 80'li yılların ortasında Türkiye'de ilk defa kent nüfusu kır nüfusunu geçti. Bu binlerce yıllık Anadolu'nun tarihinde ilk defa oldu. Şimdi bunun tabii şöyle bir sonucu var, birazdan arkadaşım da ifade eder. Hani modern ve demokratik bir iklimin oluşabilmesi için bir takım ilkelerin yerine getirilmiş olması gerekiyor. İşte bir sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi, işte bir sanayileşme, kentleşme olgusu, kendi hayatını kazanabilen bireyler. Ve bakıldığında Türkiye'de bu bahsetmiş olduğumuz gelişme 80'li yılların sonlarına doğru başladı.
ve bilindiği gibi 90'lı yıllarda bundan kaynaklı bazı siyasal sorunlar ortaya çıktı. Yine bir siyasi hareket iktidara gelmeye başladı. Bu da söz etmiş olduğum gelişimlerin sonucu çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Ve bu doğal bir süreçtir. Yani bunu olumsuz anlamda kullanmıyorum. Sonuçta halkın tercihleri her zaman farklılık gösterebilir. Buna da saygı duymak gerekmekte. Tabii belki de Cumhuriyet'in en önemli amaçlarından birisi ulusal bir ekonomi oluşturmak. Bilindiği üzere yani Osmanlı'nın son dönemini bir göz önüne getirirsek, evet Osmanlı yarı sömürge olmuş bir devlet. Hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda. Kendi vergi kaynaklarını kendisi kullanamıyor. Almış olduğu borçları ödeyememekte. Birçok sanayi kuruluşu yabancılar tarafından, birçok hizmet sektörü yine yabancılar tarafından işletilmekte. Bilindiği üzere bizim İzmir kentimizde bile belediye hizmetlerini birçok yabancı şirketler yerine getirmektedir. Hani bunu yapabilecek hem sermayemiz hem de teknolojimiz ne yazık ki yoktu. Fakat İmparatorluğun son döneminde yeni bir kavram ortaya çıktı. Türkiye Müslümanlardan bir burjuva yaratma, zengin yaratma düşüncesi. Geçtiğimiz günlerde burada yine sunum yapan Boğaziçi Üniversitesi'nin emekli hocalarından değerli Zafer Toprak hocamızın bilindiği üzere çok değerli bir çalışması vardır. Türkiye'de Milli İktisat, Milli Burjuvazi başlıklı. Sanıyorum İş Bankası'ndan da yeni baskısı yapıldı. Okumayanlara tavsiye etmiş oldum. Onun da kitabında vurguladığı gibi daha sonra 30'lu yıllarda Cumhuriyet döneminde izlenecek olan iktisat politikası, devletçilik yani 1930'lu yıllardan takriben 80'li yıllara kadar izlenen ithal ikameci sanayileşme düzeni aslında iddiatçılar tarafından uygulanmaya başlandı. Fakat savaşın yeniliğiyle sonuçlanmasıyla bu proje yarım kaldı. Cumhuriyet 1923'te ilan edildiğinde de imparatorluğun son yıllarından miras kalan bazı olumsuzlukları gidermek, bunları çözmek sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bir, demin söz etmiş olduğum nüfus sorunu. 1911'den 23'e kadar bu ülke nereden baksanız 11-12 yıl boyunca savaştı. Çok sayıda insan hayatını kaybetti, çalışamayacak duruma düştü. Mübadeleyle veya isteğe bağlı göçlerle ülkeyi terk etti. Tarımsal alanlar, altyapılar tahrip oldu. Buna ek olarak 1923'te Lozan'da yer alan bir madde sonucunda da Türkiye 23'ten 28'e kadar günlük vergilerini yükseltemedi. 29'da bir de bunun üzerine meşhur dünya ekonomik krizi patlak verdi. Aynı yıl Türkiye Osmanlı'dan kalan ilk dış borcunun taksitini ödemekle karşı karşıya kaldı ve 1930'da artık yeni bir şey söylemenin vakti gelmişti ve devletçilik dediğimiz karma ekonomi modeline geçildi ve İsmet Paşa'nın dönemin başbakanı izah ettiği gibi yani devletçiliğin Türkiye'de özel sektörün sermayenin bulunmamasından dolayı devletin temel altyapıyı oluşturma biçiminde tanımlandığını görüyoruz. Ha, bunun da başarılı oldu mu? Şimdi izin verirseniz bununla ilgili bazı grafikler size göstermek istiyorum. Evet, 1955'ten 55'e gelindiğinde bakarsak hani tarımın en önemli sektörümüz olduğunu, işte az oranda sanayi ve hizmetler sektörünün bulunduğunu görüyoruz. Tabii 80'de 2010'lu yıllara bakıldığında artık evet gelişmiş bir ülkede olduğu üzere tarımın oranı payı giderek azalmış, sanayi ve hizmetler sektörünün oranı artmıştır. Burada amaçlanan şeye ulaşılmaz ve Türkiye'de şu anda beğenmeyelim bir ulusal burjuvazi oluştu. Evet yani arkadaşım da birazdan belki söyler, biraz tabii hep devlete karşı boynu kıldan incedir burjuvalarımızın. Sık sık devletten yardım talep ederler. Bir batıdaki burjuvazi gibi piyasada kendi yetenekleriyle, kendi markasıyla ortaya çıkmaktan zaman zaman kaçınır. Günlük vergilerini yükseltilerek koruma talep ederler. Tabii bu ayrı bir dediğimiz gibi problem, onu ayrıca konuşabiliriz. Tabii Cumhuriyet'in bir diğer önemsenmesi gereken atılımı kültürel alanda. Ben
sunuma tabii siyasal ve ekonomik birikimlilik ama kültürel gelişmeyi de eklemeyi uygun buldum. Çünkü aslında bir bütün, Cumhuriyet ulusal bir toplum yaratmak istiyor. Bunun ekonomik boyutu var, siyasi boyutu var ve kültürel boyutu var. Yine şöyle bir kıyaslama yaparsak, bir kere Osmanlı Devleti bir ulus devlet değil. Ve bu kozmopolit yapı kültürel alanda da kendisini gösteriyor. Cemaatlerin, farklı etnik grupların kültürel özellikleri var ama bir ortak Osmanlı ulusal kültüründen söz edemeyiz. Cumhuriyet 1930'lu yıllardan itibaren özellikle ulusal bir kültürü oluşturabilmek için ciddi adımlar attı. Mesela bu size göstermiş olduğum fotoğraf bilindiği üzere 1. Türk Tarih Kongresi'nde çekilmiş fotoğraftır. Kültürel alanın en önemli iki disiplini var. Birisi tarih, birisi dil. Her ikisi de bir ulusal bilinç, ulusal kimlik aşılamada çok önemli bir unsur. Tarih ve dil olmaksızın vatandaşlarınızla evet Türk ulusal kimliğini, vatandaşlık kimliğini aşılayamazsınız. Şimdi bakıldığında Cumhuriyet döneminde ulusal bir kültür yaratmak için neler yapıldı? Tabii eğitim konusundaki atılımları biliyoruz. Eğitim kurumlarının ülke çapında yaygınlaştırmaya çalışıldığını, farklı eğitim aşamalarına önem verildiğini görüyoruz. 1928'deki ünlü alfabe değişikliği, yani aslında hani Cumhuriyet döneminde kendi başına devrim demeyi hak edebilen bir 1926'daki Medeni Kanun var. Bir de 1928'deki bu ünlü alfabe değişikliği var. Çünkü yani Türklerin yaklaşık 1000 yıldan fazla bir süre kullanmış olduğu alfabenin evet 1 Kasım 1928'de değiştirildiğini ve yeni ABC'nin benimsendiğini görüyoruz. Bu gerçekten devrimci bir atılım olarak değerlendirilmeli. Alfabe değişikliğinden sonra tabii okuma yazma oranının hemen arttırılmadığını söylemek lazım. Bunda da aynı dezavantajlar gündeme geliyor. Mali, ekonomik sıkıntılar, yeterli öğretmen okul bulunamaması. 30'lu yıllar böyle geçtikten sonra bilindiği üzere 30'ların sonunda 1937 yılında Maarif Vekaleti'ne Çağın En Güzel Gözlü Maarif Vekili gelmiş ve onun zamanında da yeni bir devrimci atılıma imza atılmıştır. Bu da köy enstitüsüdür bilindiği üzere ve Türkiye'de okuma yazma oranını arttırma açısından çok önemli bir aşamayı oluşturuyor köy enstitüleri uygulaması. Sonra tabii tarih ve dil kurumlarının oluşturulması. Kültürel alan sadece bir takım kitaplar, işte bunları öğrencilere aktarmaktan ibaret değil. Bilgi üretmeye yönelik kurumlar oluşturmanız lazım. Bunun bir süreklilik arz edebilmesi için. İşte 1931'de Tarih Kurumu, daha sonra Türk Dil Tetkik Cemiyeti oluşturuldu. Ve yine Hasan Ali Yücel'in bakanlık yaptığı dönemde ilk arkeoloji kongresi, ilk coğrafya kongresi, yani aklınıza gelebilecek ne kadar ilk varsa bu yıllarda gerçekleştirildi. Çünkü kültürel alana bütüncül bir bakış var. Sadece tarih ve dilde yetinilmemiştir. Müzik alanında da çok önemli atılımlar olduğunu görüyoruz. Yani Cumhuriyet bunu önemsemiştir. Atatürk'ün de belki de çağdaşı olan veya kendisinden sonraki siyasetçilerden, önderlerden ayıran önemli farklardan birisi. Bilindiği üzere 30'lu yıllarda devlet işlerinden bir süre uzaklaşır ve tarih ve dil kitapları okumaya başlar. Çevresindeki kişileri bu konuda yönlendirir. Yani bunu önemser. Evet, kitapları da orijinalinden okuyor, onu da söylemiş olalım. Tabii bu, bütün bu anlattıklarım belli bir Türkiye'de birikim oluşturdu. Şimdi biraz da işin bardağın boş tarafına gelelim. Belki de Cumhuriyet'in bir rejim olarak olmasa da evet iktidara gelen siyasi yönetimlerin bir hatası olarak da bunu görmek mümkün. İşte anlattık, bir ulusal ekonomi oluşturuldu, işte köyden kente genç göç yaşandı. Türkiye çeşitli markalarıyla uluslararası alanda kendisine sürettirmeye başladı. Fakat yani şu görmüş olduğumuz tabloda herhalde pek hoş karşılanacak bir durum değil. Türkiye'de şu anda günümüz rakamlarını ben size vermeye çalıştım. 10 bin doların altında kişi başına düşen milli gelirimiz.
Gerçi yani Türkiye fakir bir ülke değil. Bakıldığında dünyanın önde gelen işte ekonomisi büyük ülkeler arasında yer alıyor. Demek ki burada problem gelir dağılımında bir adaletsizlik var. Şimdi en son rakamları size vermeye çalışayım. 2019 rakamlarına göre Türkiye'de en zengin %20'lik nüfus milli gelirin %47.6'sına sahip. En düşük gelir grubuna sahip olan %20'lik grup ise %6.1'ine sahiptir. Belki de birazdan arkadaşım bahseder, hani Türkiye'de demin de söylediğimiz gibi tam anlamıyla demokrasinin yerleşememesinde bu olgunun önemli bir payı olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Sonra tabii hala burada 2013 rakamı var, %7.3 civarında bir okuma yazma bilmeyen vatandaşımız olduğu görülüyor. En son yine oranı vereyim. 2017 rakamlarına göre %3.8 oranında Türkiye'de okuma yazma bilmeyen hemşerimiz var. Yani 3.8 de aslında ciddi bir oran. 80 milyonluk bir nüfusla dikkat alındığında bu konuda da ciddi adımlar atılması muhakkak. Sonra tabii demin konuşmamın başında ifade ettiğim kadınlara yönelik tutum. Bakın bunu Kader'in internet sitesinden aldım, Kadın Derneği'nin. Yıllara göre mecliste temsil edilen kadınlarımızın rakamlarına yer vermiş. Sadece tabii iş, yani Büyük Millet Meclisi'ndeki temsilden ibaret değil. Vilayet idarelerinde, işte bürokraside, yine toplumsal ve ekonomik yaşamda kadınlarımızın daha fazla ön planda yer alması lazım. Yani Cumhur'un yarısı kadın olduğuna göre şu rakamlar onu doğrulamıyor. Yani bunu belki de belli bir kadın kotası koyarak bu sorun çözüme kavuşturulabilir. Yoksa bu olumsuz sonuç bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Son olarak da şimdi demin konuşmamızın başında yine Cumhuriyet'in yaratmaya çalıştığı bireyden söz ettik. İktidarlar karşısında her zaman sorgulayıcı, hakkını talep eden, geri geldiğinde de çeşitli protesto gösterileriyle şikayetlerini, yakınmalarını siyasi iktidara ileten bireyden bahsetmiştik. Bakın burada Yılmaz Esmer Hoca'nın bir araştırmasının sonuçları var. 2011 yılında bazı Avrupa ülkelerinde evet yasal barışçı bir gösteriye kesinlikle katılmam diyenler. Yani burada bir şiddet yok görüldüğü yüzde. Yani Türkiye'de 168. Çok ciddi bir rakam. Yani bu insanımızın bir takım korkulardan, kaygılardan dolayı iktidarları eleştiremediğini, barışçıl gösterilere katılamadığını bize gösteriyor. Ama işte bu da demokratik bir iklimin oluşmasının engellerinden birisi. Bu konuda da Cumhuriyet döneminde, yani Cumhuriyet'in başından 2019 Türkiye'sine gelindiğinde kat edilmesi gereken veya eksik bıraktığımız nokta olduğunu görüyoruz. Tabii genel hatlarıyla bakıldığında demin de söylediğim gibi Cumhuriyet'in Türkiye'deki varlığının kesinleştiğini, halk tarafından kabul edildiğini, çeşitli ara dönemler olmakla birlikte birçok özellikle Orta Doğu ülkesine önderlik ettiğini görüyoruz. Türkiye'deki gelişmeler bir süre sonra Mısır'da, Hindistan'da, Afganistan'da, hatta bilindiği üzere Güney Amerika ülkelerinde dahi oradaki emperyalizme karşı çıkan halkçı siyasi önderlere motivasyon sağlamıştır. Onlara cesaretlendirici bir işlev görmüştür. Fakat şunu da söylemek lazım, 1950'li yıllarda ne yazık ki Cezayir iç savaşı başladığında dönemin iktidarı 25-30 yıl sonra Kurtuluş Savaşı'nda bizim yaptığımızın bir benzerini tekrarlayan Cezayir halkının yanında yer almayarak sömürge için Fransa'nın lehinde yer almış, Birleşmiş Milletler'deki oylamada böyle bir tutum sergilemiştir. Bu da yani Cumhuriyet'in bu ülkelerdeki belki de hak etmediği halde imajının sarsılmasına neden olmuştur.
Ben sözlerimi şimdilik tamamlıyorum. Bazı tabii unuttuğum notlar da var. Onu da eğer sorular gelirse ifade edelim. Şimdilik bu kadar diyorum. Beğendiğiniz için teşekkürler. Genel bir giriş yaptı sevgili hocamız. Onu dinlerken bugün benim başıma çok enteresan şeyler geldi. Sabahtan Amerikalılar vardı, öğlen Yunanlılar geldi. İki gruba da sordum. İlk gelenler bir sanatçı, caz sanatçısı bir hanım. Onun yanında menajeri vardı, menajerinin asistanı vardı. Daha sonra da bir Yunanlı dostum geldi. Örneğin, tabii Türkiye bunun farkında değil. Türkiye'de şu anda ben sıradan vatandaşlar dışında kendini alim zannedenlerin Cumhuriyet'in mukadderatını düşündüklerine inanmıyorum. Bunu bu bayram gördünüz mü bilmiyorum. Halk Cumhuriyet'ine ne kadar sahiplenirse, Cumhuriyet'i kurmakla mükellef olan, korumak adına makam işgal edenlerin nasıl duyarsız olduklarını görmüşsünüz. Ben dün İzmir'i dolaştım, gördüm. Bugün de örneğin biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikalıların Türkiye deyince akıllarına ilk gelen 5 konudan biri mutlaka Mustafa Kemal. Bunu işte ismini yazdım, sosyal medyada gösterdim. Örneğin sonra Yunanlılar bugün kendi içlerinde 1919 ve 22'yi tartışıyorlar, biliyor musunuz? Yunanistan'da çok ilginç think tank örgütleri var ama biz bunları izlemeyiz. Bunlar bizim bildiğimiz, bilmemiz gereken şeyler değil. Mesela Yunanlılar 2022'de aslında düşmanlarının İngiltere olduğunu dünyaya ilan edebilirler, biliyor musunuz? Genç arkadaşlar, genç tarihçiler. Sıradan bir insan olarak, sıfatı olmayan biri olarak bunu söylüyorum. Önemli olan halktır ama halk yalakalığı değil. Mustafa Kemal'i diğer liderlerden ayıran buydu. O halkını hep ilgilendirdi. Bütün fotoğraflarına bakın. Bugünkü entel maymunları kastetmiyorum. O gerçek bir halk kahramanıydı. Ne miras bıraktıysa, Atatürk'ün kendi bıraktığı, halkına bıraktığı miras dışında dikkat edin, hiçbir mirası yok. Kalmadı. Kalmadı. Ne tarih kurumu, tarih kurumu? Ben burada danışman olarak görevliyken tarih kurumuyla papaz oldum mesela. Milletvekili olmak isteyen bir tarih kurumu başkan yardımcısı İzmir tarihini kendi kafasına göre yazmaya kalktı. Ama İzmir'e sahip çıkmadı o saçma sapan fethi muhabbetine. Dikkat ettiniz mi? İzmirli halk hep İlkelden sahiplenirse sahiplenir, sonraki daha sahiplenmez, sonraki sahiplenmez. Orhan Beşikçi burada. Orhan abinin iki tane sözü vardır aslında İzmirlilere hatırlattığı. Biz bunları kullandık geçmişte sergilerde. Bir tanesi hala yerinde mi bilmiyorum, onu korumaya alacaklardı. 1932 yılında hemen böyle yamaçlarda, kıyıda değil, yamaçlarda, yukarıda, kıyıda değil, yukarıda. Altını çizerek söylüyorum. Yukarıda. Yukarı taraflarda. Bir çeşme yaptırıyorlar. Çeşmeye diyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti ki memlekete verdiği hayat bu mesudiyet gafletten bulsun necat. Aynı halk aslında daha önce de bir şey yazmış. Halılara yazmış, çeşmelere yazmış, her yerlere yazmış. Daha önce ne demişti halk? Bak onu da söyleyeyim. Vatanın sinesini sarmıştı kahrı zeval, şarktan zuhur edip kurtardı vatanı Muazzez Kemal. Halk döneklik yapmıyor. Bugün o %20'nin ya da %30'un yaşadığı, dünden bugüne özellikle de 1950'den bugüne gelen dön baba dönelim siyasetçilerin bıraktıklarıdır, yaşadığımız budur. Bizim Atatürk'e orijinal olarak sarılmamız lazım. Benim korkum nedir biliyor musunuz? Mithat Hoca'ya bırakmadan söylüyorum. Oturan bir insan değilim, sürekli dolaşıyoruz, bilenleriniz biliyor. Yakında Mustafa Kemal'e bizim dışımızda bütün dünya sahip çıkacak. Bunların emareleri var.
Ama olaya kalıplarla bakmadığınız sürece görebiliyorsunuz. Ben bugün bunu bir kere daha yaşadım. Ben hiç hayatımda Amerika'ya gitmedim. Bir Amerika tanıdığım da hiç olmadı benim için herhalde. Kadın bir anda konuşmaya başladı. Amerika'daki beş konudan bir tanesi dedi. Beş konudan bir tanesi. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'i Amerika'da duyuran neydi acaba? Yani neydi? Ne, oraya kadar ne gitti? Ve burnumuzun dibinde hep düşmanımız Yunanlılar. Kaşık kadar ülke. Bizi gerçek boğacak hep korkuyla yaşattılar bizi. Adamlar ikiye bölündü şu anda. İşine gelmeyen tabii anlamaz bunu. Biz diyor İngiltere'yi diyor 2022'de diyor ilan edebiliriz. Çünkü İzmir'in o eski çok renk, çok nefes, çok ses, o birlikte cumhuriyet, birlikte özgürlüğünü oluşturan katmanları birbirine sokan güçler vardı. Bizi yerli halklara karşı Almanlar, yerli halkları bize karşı kışkırtan İngilizleri yakında ey millet dünya deşifre edecek. Çok yakın. Onun için cumhuriyet önemli. Uyumadan dinlememiz lazım. Uyumaktan korkan varsa bıraksın zaten gitsin. Uyumadan inadına dinlemek lazım. Evet hocam. Evet abi. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben öncelikle şöyle bir çerçeve çizeyim ki ondan sonra onun içini doldurayım. Yani en son söylemem gereken şeyi en başta söyleyeyim. O da şu, cumhuriyeti ilan etmek zor bir hikaye ama cumhuriyeti inşa etmek ondan daha zor bir hikaye. Hele Türkiye gibi batı dışı bir gelenekten gelen bir toplum açısından bu batı dışı modernite kavramını çok kullanacağım bugün. Bu sadece bana özgü bir şey değil, bu uluslararası literatürde olan bir şey. Yani batının yaşadığı tarihsel süreci yaşamadı burası. Aynı Rusya gibi. Aynı Japonya gibi, aynı İran gibi, Taner Hoca'ya söyledi, aynı Mısır gibi. Yani kategorik olarak biraz burada değerlendirmek gerekiyor. Ve buraya baktığımızda o zaman Türkiye'de yaşanan hikayenin değeri daha çok anlaşılıyor. Yani çıkış noktamız şu olsun abi, bak şu soruyu geçen sene de yaptığımız toplantıdan devam olarak söyleyeyim. Türkiye'nin 100 yıllık bir markası var mı diye geçen sene bu toplantıda sormuştuk milli iktisatı konuşurken. Ve Hacı Bekir Lokum'un dışında 100 yıllık bir markamız yok. Yani Osmanlı'dan bize köklü bir sermaye birikim gelmedi. Ama bunun yanında 100 yıllık bir demokrasimiz var. Hatta oy verme davranış olarak söylersek parlamenter gelenek 1877 yaklaşık 150 yıllık bir parlamenter geleneğimiz var. Yani 100 yıllık markası olmayan toplumlarda genellikle bunu görmek çok istisna bir durum. Yani bunun değerini bilmek lazım. Hatta oy davranış açısından bakarsanız ilk defa bu topraklarda seçim 1840'larda belediye seçimi olarak yapılıyor. Parlamento açılışı ise 1877. Bu Rusya'yla kıyasladığınızda 1905. Daha erken. Japonya'yla kıyasladığınızda yanlış hatırlamıyorsam 1896. 20 yıl daha erken. İran'la kıyasladığınızda yanılmıyorsam yine 1900 yılların başı 1905. 30 yıl daha erken. Yani buranın gerçekten ciddi bir demokrasi geleneği var, parlamenter geleneği var. Ve bu öyle kolay kolay da yani kısa bir zamanda inşa edildi bu topraklarda ve bunun da zaten demokrasi kültürü açısından biz nimetlerini hala bugün kullanıyoruz. Mesela çıkış noktalarından bir tanesi de şu, Türkiye'de ne yazık ki darbeler oldu. Darbeler sadece bizde de olmadı. Soğuk Savaş'ın başka bir yönü, Güney Amerika'da oldu, Afrika'da oldu, Orta Doğu'da oldu, Avrupa'da oldu darbeler. Ama Türkiye'deki darbeler diğerlerine ayıran bir yön var. Türkiye'de darbe oldu ama kısa bir süre sonra hemen parlamenter sisteme dönüldü. Yani Şili'deki gibi olmadı. Arjantin'deki gibi olmadı, Mısır'daki gibi olmadı veya Irak'taki gibi hatta Yunanistan'daki gibi olmadı. Yani Yunanistan'da biz çok fazla bu noktayı bilmiyoruz ama 74'te Kıbrıs çıkartması olmasa darbecilerin gideceği yoktu. Bizde ise 60'ta darbe oldu, 61'de parlamento açıldı. Sadece 1,5 yıl. 80'de darbe oldu, 83'te parlamento açıldı. Yani şimdi baktığınız zaman kısa sürüyor. Tekrar parlamenter sisteme dönme zorunluluğu. İşte bu biraz demokrasi kültüründen kaynaklanıyor. Yani köklü bir gelenekten kaynaklanıyor. Yani askeri müdahale edenler de bunun bence bilincinde. Yoksa kalıcı olduğunuz andan itibaren başka yere sarıyor. O yüzden burada güçlü bir gelenek var. Ya mesela bakın, bu benim açımdan çok değerli bir şey. Son seçimleri biz geçen yıl 2019'da yaptık. Yerel seçimleri. Katılım oranı yanılıyorsam düzeltme %86'ydı. Geçen sene hem parlamento hem cumhurbaşkanlığı seçimi yaptık, katılım oranı %88'di. Yani dünyanın kaç tane ülkesinde bu oran var?
Ya ben şuna hep bana çok değerli gelmiştim. Yani adamın İstanbul'dan otobüse binip Rize'ye gidip oy kullanıp yine aynı otobüste geri dönmesi. Veya hastaneden sedyeyle insanların oy kullanmaya gitmesi gönüllü olarak. 90 küsur yaşındaki insanların okullara taşınması yine gönüllü olarak. Yani burada güçlü bir siyasi motivasyon var. Bunu görmek lazım ki Batı'da öyle her şey büyük bir sandık değil. Özellikle siyasi meşruiyet açısından çok ciddi kriz var. Yani mesela işte Amerika'da bak seçim sistemi açısından söyleyeyim. En son seçimde totale baktığınızda Donald Trump'ın rakibi Hillary Clinton daha fazla oy aldı. Ama delegeler seçtiği için, ikinci seçmenler seçtiği için totalde delege sayısına daha fazla sahip olan Cumhuriyetçilerden çıktı başkan. Ve bu günlerce tartışıldı ve meşruiyet adı altında tartışılıyor yani. O yüzden de bir Amerikalı açısından bu sistemin güvenilirliğini ciddi anlamda zedeliyor. Bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde seçimlerde %50'yi yakalamak ciddi bir başarı. Yani İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki şu 2 yıllık bu ayrılma hikayesine baktığınızda bile gerçekten garipsiyorsunuz yani. Şimdi durup dururken nereden çıktı bu hikaye diyorsunuz İngiltere'de seçim sürecinde James Cameron işte Londra Belediye Başkanı'ydı Boris Johnson'ın baskısıyla bir vaatte bulundu. Ve başbakan seçildikten sonra da bu vaadini yerine getirmek zorunda kaldı istemeye istemeye. Ve en sonunda da ayrılığın çıktı. Yanılmıyorsam katılım %50 idi. 49'a 51 çıktı. Şimdi öyle bir terazi var ki ne kadarına bakacaksınız. Ve bunun içinden çıkmak ciddi bir krize dönüştü işte İngiltere'sinde. Ve James Cameron siyasetten çekildi, istifa etti. Theresa May geldi, başaramadı. Ve en sonunda en çok sen istiyordun bu işi, gel sen hallet diye. Boris Johnson'ı başbakan yaptılar. Ve hala da sorun çözülebilmiş değil. Yani bu demokrasi hikayesi dünyanın her yerinde gülü gülistanlık olarak gitmiyor. Ama Türkiye özelinde özellikle bir noktaya dikkat etmek lazım. Türkiye aristokrasi geçmiş olan bir ülke değil. Bu bir. Yani aristokrasi geçmişiniz yoksa bu cumhuriyetmiş, parlamentoymuş bunlar kolay olmuyor. Kolay hikayeler olmuyor zaten. İki, batılı anlamda feodal bir geçmişi yok. Üç, burjuva geleneği yok. Tanrı Hoca söyledi işte. Yani ben de söylüyorum işte 100 yıllık markanız olmadan demokrasi işletebilmek kolay bir hikaye değil. Hatta 150 yıl bir demokrasi geleneğini iyi kötü götürebilmek kolay bir şey değil. O yüzden burjuva geleneğiniz yok. Daha da önemlisi orta sınıf yok. Orta sınıf olmadan yurttaş kavramını neyin üzerine inşa edeceksiniz? Cumhuriyet 23'te kurulduğunda toplumun %80'i kırsalda yaşıyordu ve bu kırsal içe kapalı bir yapıydı. Ve gerçekten çok ciddi projeler geliştirdiler. Yani o dönem ciddi motivasyon ve ders sahibi olan insanlar yönetiyordu. Sadece Cumhurbaşkanı'ndan bahsetmiyorum, köydeki öğretmen için de bu böyle. Yani motivasyonu, idealleri yüksek insanlardı ve değiştirmek istiyorlardı. Ve köyü içeriden canlandıracaklardı İsmail Hakkı Dondurucu'nun dediği gibi. Ve çok büyük çaba sarf ettiler. Ama beklenen başarı da ortaya çıkmadı başka bir açıdan bakar. Çünkü hikaye zor. Yani Cumhuriyet aslında parlamenterizm bir sonuç. Ve bu sonucu yaratan da batılı anlamda bir tarihsel geçmiş. İşte feodal mesela daha somut bir şey söyleyeyim. Yani Magna Carta'nız yoksa hukuk devleti kavramı oluşturmak kolay bir şey değil. Yasa üstünlüğü. Yasa üstünlüğünü oluşturamazsanız mülkiyeti kurumsallaştıramıyorsunuz. Mülkiyeti kurumsallaştıramadığınız sürece sermaye birikimi ve burjuva geleneği yaratamıyorsunuz. Sermaye birikimi ve burjuva geleneğini yaratamayınca sanayi devrimini ve dolayısıyla kentleşmeyi ve orta sınıfı inşa edemiyorsunuz. Bakın 1805'tir İngiltere'de kent nüfusu, kırsal nüfusu geçti. %51 oldu. 1805. Bizde bu rakam 1990'larda anca yakaladık. Yani 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'de işte %70 kentlerde yaşamaya başlıyor dedik. Yani anlatabiliyor muyum? Ve bizde bu 1950'de 80'di ve 50 yıla sıkıştırdık. Batı'da 300 yıllık bir tarihsel süreç. Yani o yüzden genelde bizim kültürel kodlarımız da biraz arada kalma. Arafta hikaye. Yani tam anlamıyla daha kent kültürü de oturamadığı için tam anlamıyla daha 20 yıllık bir orta sınıf geleneğine sahip olduğumuz için bazı şeyler gerçekten de bu anlamıyla da yadırgatıcı gelebiliyor. Ama bunun da bir geçiş dönemi olduğunu biz yaşayarak görüyoruz zaten. Yani bir şey dedim ya, önce bir sosyoloji inşa etmek gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Önce bir kültürü inşa etmek gerekiyor. Ondan sonra üzerine demok. Çünkü Batı'daki örnek öyle. Ve bizde tam tersi bir örnek varken gerçekten de ortaya dünyada işaret edilebilecek bir hikaye çıktı. Bu ciddi bir başarı hikayesi. Yani 1877'de ilk defa gidip oy kullanıyorsunuz. Hatta geçen sene Mehmet Hoca'da, Mehmet Alkan da anlattı burada. 3 ay alıyor bu seçimler ve birçok kırsalda sandıklar boş geliyor. Çünkü böyle toplumsal talep yok. Oy kullanmanın ne olduğunu çok insan bilmiyor. Ama 1912 seçimlerinde değil mi hocam? Müthiş bir motivasyon var. Yani olumsuz anlamda kullanılıyor bu ama yani sopalarla bekliyorlar sandıkların başında.
Tamam, yani sandıkları birbirinden kaçırıyorlar. Ciddi bir motivasyon. Bugün 88'i yaratan katılım anlamında da bu motivasyon bu. Sistem açısından ciddi bir meşruiyet kaynağı yaratıyor. Diğer yandan, yani şunu özellikle bir kez daha vurgulayayım. Bu topraklar batılı anlamda bir tarihsel süreç yaşamadı. Ama batıda üretilen cumhuriyet kavramını buraya taşıdı. Ve bunu kısa sürede inşa etti ve cumhuriyet kavramı da, şunu da söyleyeyim. Bizim 300 yıllık modernleşme geleneğimiz var ama cumhuriyet bunun son 100 yılında var. Yani mesela genç Osmanlılar. İkinci Mahmut bu çocukları Avrupa'ya gönderdi, Paris'e. Gitsinler, yani bilinçli bir şekilde gönderdi. Gidin görün, ne görüyor, ne görüyorsanız getirin diye. Fransızlar bunlara işte Jön Türkler dedi. Bunlar geldiler, gazeteyi getirdiler. Çünkü orada kamuoyu kavramını, efkar ve umumiyi gördüler. Tiyatroyu getirdiler, romanı getirdiler. Ama cumhuriyet vardı orada, üçüncü cumhuriyet Fransa'da. Yani bu onlara uygun gelmedi. İskandinav modeli, meşrutiyeti buraya önerdiler. Abdülaziz'in kapısını çaldıklarında. Evet, işte İngiltere, Çift Parlamento, İsveç Anayasası bunları önerdiler. Ve çünkü şöyle bir şey diyorlardı, yani hanedan olmazsa devlet olmaz. Biz hepimiz Osmanlıyız. Yani Osmanlı hanedanı tasfiye etmek işte gerçekçi görünmüyordu. Bakın Namık Kemal'de var mı cumhuriyet vurgusu? Yok. Şimdi. Hatta Tevfik Fikret'te güçlü bir cumhuriyet vurgusu var mı? Hatta daha da söyleyeyim. Bu toprakların gördüğü en radikal modernist batıcılardan olan Abdullah Cevdet'te cumhuriyet vurgusu, yani en azından güçlü bir şekilde yok. İttihatçılarda var mı cumhuriyet vurgusu? Yani birkaç örnek dışında çok fazla karşımıza çıkmıyor. Ve bu gerçekten de Mustafa Kemal İzzet'in dünyasına derin yer edinen bir nokta. Ve zaten Cumhuriyet'i ilan ettiğinde yaşanılan tartışmalar da açıkçası birçok unsurun buna hazır olmadığını gösteriyor. Yani o yüzden de Cumhuriyet'le tanışma hikayemiz bile 100 yıldan daha geriye gitmiyor. Ve gerçekten de 1923'te Cumhuriyet ilan edildikten sonra biz tabii çoğu zaman tarih konuşurken anakronizm yapıyoruz. Yani bugünden okuyoruz. Oradaki zorlukları çoğu zaman göz ardı ediyoruz ve kaçırıyoruz birçok ayrıntıyı ki. Bakın, sabahki toplantıda Rıdvan Akın Hoca da söyledi. Mustafa Kemal 16 Mayıs'ta İstanbul'dan ayrıldı, 19'da 27'nin sonunda döndü. 8 yıl sonra İstanbul ki Bağdat, eski Osmanlı geleneği ve başkentti. Değil mi? Evet, ülkenin en büyük şehri, bir cumhurbaşkanı, 23'ten itibaren söylüyorum. İstanbul'a nasıl gitmez? Yani bu çok önemli bir şey. Burada rejimi inşa etmekle, yani cumhuriyet ilan etmekle hikaye bitmiyor. Bakın, bunu yani dünyaya gelen bir çocuk gibi düşünün. Çocuğun büyümesi için kullanılması gerekiyor. Bağışıklık sistemi zayıf. O yüzden de ciddi anlamda koruyup kollamak gerekiyor ve 20'li yıllarda Atatürk'ün de arkadaşlarının da en büyük motivasyon kaynağı bu çocuğu yaşatmaktı. Yani Musul meselesine de buradan bakmak gerekiyor. Yani bu Musul nasıl bırakılır hikayesine de buradan bakmak gerekiyor. Çünkü asıl olan şey içerideki rejimdi. Yani Musul'un kendisinden daha önemliydi içerideki rejimin güvenliği. Şehzade ayaklanmasına da buradan bakmak gerekiyor. Terakkiperver deneyimlerine de buradan bakmak gerekiyor. Yani asıl olan şey demokrasiden daha ziyade rejimin güvenliğiydi. O yüzden de her kurulan rejim olağanüstü güvenlik politikaları üzerine inşa edilir zaten. Nereye kadar? Çocuk büyüyene kadar. Bağışıklık sistemi güçlenene kadar ve ondan sonra bırakırsınız. Ya ben sadece size Fransa örneğini veriyoruz. Bize tarih anlatımında da 1789'da Fransa'da devrim bitti. Böyle bir şey yok. 1804'e kadar Fransa'da ne olduğuna bir bakarsanız Türk devriminin bu anlamıyla gerçekten de daha külpak olduğunu daha net olarak anlarsınız. Yani müthiş bir kaos, iç savaş ve en sonunda bundan çıkamıyorlar ve Napolyon'u imparator yapıyorlar. Bugün Fransa'da hatırlatmakta yarar var, 5. Cumhuriyet var. İşte 60'ta De Gaulle'un kurdu 5. Cumhuriyet. Yani 5 defa gitti geldi, böyle bir deneyimden bahsediyoruz. Sonra gerçekten de mesela Rusya'ya baktığınızda, az önce Rusya'da oldu, 1917'de Bolşevik devrimi, arkadan Menşeviklerle olan savaş. Ve gerçekten de Rusya'daki Çar ailesinin en küçük mensubuna kadar kurşuna dizilmesi. Şimdi çünkü her rejim kendisini var edebilmek için mümkün olduğu kadar eskiyi ortadan kaldırmaya çalışır. Yani her rejimin en büyük derdi eskiyi bir şekilde alternatif olmaktan çıkarmak. Valla Fransa'da da kral kraliçeyi giyotinde idam ettiler işte. Ve Rusya'da da bu iş gerçekten çok sert bir şekilde gerçekleşti. Ama bize baktığınızda böyle değil. Bize gerçekten müthiş bir olgunlukla gerçekleşti iş. Ve hiç kimsenin de bu anlamıyla bunu kanamadı. Yani bunun gerçekten baktığınızda dünya ölçeğinde farklı bir anlamı var. Arkasından
Mustafa Kemal Paşa işte 1920'ye, 27'ye kadar onu söylüyor. Yani niye gitmedi İstanbul'a? Hatta yurt dışı gezisine de gitmiyor. Yani biz bunu farklı anlıyoruz ama bence en önemli neden güvenlik? Gerçekten de yani başkenti bırakıp gidebilecek kadar başkent hala bir anlamda Ankara'yı başkent ilan etti. Ya bir yeri başkent ilan etmekle bir yer başkent olmuyor. Bütün devlet bürokrasisi İstanbul'da kaldı. Sermaye İstanbul'da kaldı ve Ankara'ya gelmedi. Bürokrasi İstanbul'da kaldı, Ankara'ya gelmedi. Yabancı elçilikler İstanbul'da kaldı yani. Yanılmıyorsam Amerikan elçiliği 15 yıl sonra geldi. İngiliz elçiliği 6 yıl sonra geldi. İngiliz elçisinin gönderdiği raporlar var. Londra'ya 2 yıl ömür biçiyor. Ankara'nın başkent olma hikayesini. Bu ne demek biliyor musunuz? Yeni rejime 2 yıl ömür biçmek demek. Yani siz Ankara'da Cumhuriyeti ilan ettiniz ama geleceği ne olacak? Bu konuda çeşitli bir muamma var ve soru işaretleri var. Ve ancak 6 yıl sonunda İngiliz elçiliği Ankara'ya taşındı. Yani yeni kurulan Cumhuriyet'in kendi güvenliğini her şeyden üstün tutması dünyadaki örneklerde görüldüğü gibi Türkiye'de de. O yüzden 1920'ler demokrasiden daha ziyade rejimin güvenliği çerçevesinde bir politika ve siyaset geliştirildi. Ve Atatürk, onu size söyleyeyim, 27'ye kadar İstanbul'u kendisi açısından güvenli görmüyordu. Yani en azından benim yorumum bu. Yani eksik, fazla, tartışılır. Ama bunu nereden biliyorsun? Ne zaman işte İzmir'deki suikast girişiminden sonra İstiklal Mahkemelerinde birçok unsur yargılandı, cezalandırıldı. Mustafa Kemal ondan sonra İstanbul'a gitti. Şimdi bu boş bir kaygı değil. Nereden? Kemal Tahir referansı dedi. Kurt Kanunu hikayesi Kara Kemal'in İstanbul'daki kaçış hikayesine odaklanmıştır. Onu anlatır bize. Valla Kara Kemal'i 45 gün İstanbul vermedi. Yani 45 gün yanılmıyorsam. Bütün kolluk kuvvetleri İstanbul'un altını üstüne getirdi hükümet. Ve diğer yandan da bunu bir onur meselesine dönüştürdü. Ve gerçekten de Kara Kemal'i 45 gün boyunca İstanbul vermedi. Emniyetten de devlet içinde de yardım aldı. Ve anlıyorsunuz ki hala Ankara İstanbul'a egemen değil. Ki Kara Kemal de sıradan bir adam değil. Yani önemli bir isim. Kara Kemal'in bu kadar tırnak içinde var olduğu bir İstanbul yeni rejim açısından çok fazla güvenli olarak görülmüyor. Bunu yaşayarak mesela İzmir'deki suikast girişimi. Biliyorsunuz Menemen'de durdururlar trenin içinde. Validen telgraf gelir. Paşam İzmir'de suikast girişimi var, geri dön diye dönmez. Saatlerce Menemen'de trenin içinde bekliyor. Ve ondan sonra güvenlik sağlandıktan sonra geliyor. Çünkü Mustafa Kemal bunun sadece basit bir tetikçinin işi olmadığını iyi biliyordu. Yani çünkü eski İttihatçılar ortalıkta ve bunların belli bir siyasi arayış içinde olduğu da Ankara'da konuşulan mevzulardan birisi zaten. Yani Marif Nazırı Şükrü Bey'in iki kadeh içtikten sonra İstanbul meyhanelerinde ne konuştuğu da Ankara'da bilinen bir hikayeydi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Mustafa Kemal bekledi ve geldiğinde bizzat kendisi zaten bu soruşturma sürecini hatta yargılama sürecini izledi. Çeşme'deydi. Ve neyle karşı karşıya olduğunu derinlemesine de iyi anlayan bir siyasi birikime de sahipti. İsimler üzerinden gidersek ve önemli bir isimler, yani eski ihtiyaçlar orada tasvip edildi. Ve ondan sonra, 27'den sonra Mustafa Kemal açısından rejimin güvenliği belli oranda sağlandı. Yoksa 30'daki serbest fırka deneyimini teşvik etmesi bu kadar kolay bir hikaye değil. Yani 1929'da çok büyük kriz var mesela. Dünyayı alt üst etmiş bir kriz. Bu kriz Türkiye'ye de vuruyor. Yani şimdi mesela niye serbest fırkaya İzmir'den bu kadar çok destek çıktı diye tartışılıyor ya. Aslında ekonomik verilere bakarsanız bu çok anlaşılacak bir şey değil. Çünkü Türkiye ihracatını tarımsal ürünlere dayandırıyor ve Ege yüzünü Osmanlı'dan beri batıya dönen bir liman kenti. Devamlı ihracat, tarım ürünleri ve batı çökünce iktisadi yönden tarım ürünlerini kimse almıyor. Tarım ürünlerinin fiyatları birden ciddi anlamda düşüyor. Yani 29 krizinin en yoğun yaşandığı coğrafya Ege. Ege'de ciddi anlamda bir muhalefet oluşuyor. Ve bu muhalefet ister istemez serbest fırkaya kanalize oluyor. O boyuta bakarsın. Öyle bir ortamda Ali Fethi Bey çağırıp da bu işi bir daha deneyelim demek, yani Mustafa Kemal zihninde artık rejimin belli bir noktaya geldiğini ama Menemen olayı bence demokrasi konusundaki planın ve programını ciddi anlamda ötelemesine yol açıyor. Çünkü Menemen olayında bence evet yukarıda bir rejimi inşa ettiniz ama onun zeminini oluşturma konusunda henüz daha yeteri kadar yol alınmadığı ortaya çıkıyor. O yüzden zaten 30'lardan sonra dil ve tarih politikalarına ağırlık vermesi tesadüf değil. Daha çok toplumu inşa eden, Taner Hoca anlattı, toplumu inşa eden faaliyetlere yoğunlaşma, kültürel faaliyetlere yoğunlaşma tesadüf değil. Orada da zaten eğitim gündeme geliyor. Bakın, belki de Cumhuriyet, Türkiye'deki Cumhuriyet kadar eğitime önem veren ve yatırım yapan başka bir
gelenek var mı bilmiyorum. Mutlaka vardır ama biz ciddi anlamda eğitime yatırım yapan bir toplumuz ve hala da yapmaya devam ediyoruz. Enteresi anlamında kendi aile hikayemizden biliyoruz. Yani her şeyden daha önemlidir çocukların kariyeri ve eğitim hikayesi. Burada da bakın sorun şu, %80 kırsalda yaşıyor. Bak bu çok büyük sorun benim açımdan. %80'e ulaşamıyorsunuz. Yani nedir modern devletin alt üzerinde yine söyleyeyim, ideolojik aygıtları? Okul, %80 okulla temas halinde değil. Öğretmen, %80 öğretmenle temas halinde. Gazete, nasıl ulaştı mesela? Genç Osmanlıların en büyük travması o. Batı'da, Fransa'da gördüler, aydınlar yazıyor, çiziyor. Kamuoyu oluşturuyorlar. Bizdekiler de yazdı çizdi. Kamuoyu oluşturamadılar. Çünkü okuyan kimse yok. Yani dar bir çerçeve. O yüzden de mektebi tıbbiye ve mektebi harbiye öğrencilerine etkilediler. Oradan başka bize özgü başka bir gelenek çıktı mesela. Burjuva sınıfı yok. Aydın, asker, modernist bir gelenek var. Tabii ki daha otoriter oluyor. Daha merkezin çıkıp modernleşme geleneği çıkıyor karşınıza. Ha bu sadece bize değil, Rusya'da da böyle oldu. Bu Japonya'da da böyle oldu. Neredeyse İran'da da böyle oldu. Şunu söylüyorum. Köy enstitü. Taner Hoca'nın açtığı yerden devam edeyim. En büyük sorun öğretmen sorunu. Kırsala kimi göndereceksiniz ki? Yani burada İzmir'de mahalle mektebinde okuyan çocuk yani yaşının yerden, Kızılsu'dan ya Alsancak'tan çıkıyor. Bunu Kars'ın köyüne gönderdiğinizde 3 ay sonra kaçıp geliyor. Yani en büyük sorun bu. Yani köye öğretmen bulamıyorsunuz. Ve gerçekten de İsmail Hakkı Tonguç yani önemli projeyle çıkıyor. Bak dert o dönemde bu. İsmail Hakkı Tonguç'un da öyle. Kariyerine bakarsanız Almanya'ya gönderiliyor. Sadece o değil, birçok iş Avrupa'ya gönderiliyor o dönemde. Ve bu insanlar, yani mesela Remzi Oğuz Arık'ı çalışıyorum bu dönemde, Anadolucu Milliyetçilik. Adam ilk gönderilenlerden bir tane söyleyeyim, motivasyonu var ki, bara giden Türk öğrencilerini topluyor Fransa'da. Tamam mı? Bazılarını hırpalıyor. Ondan sonra bakıyor olacak gibi bir dernek kuruyor Türk öğrencileri ve hepsini topluyor. Hepsini motive ediyor ve Anadolu'yu hatırlatıyor ve bir misyonun sonucunda buraya geldiklerini ve onlardan beklenti olduğunu söylüyor. Böyle bir motivasyon. Tonguç da bunlardan birisi işte. Ve geldiğinde bir projeyle çıkıyor ve bu proje karşılık buluyor. Ve köy enstitüleri gerçekten de 21 köy enstitüsü. Her üçüyle bir tane. 63 tane hesabı yanlış yaptım. 63 köy enstitüsü açılıyor ve buralarda köyün en dezavantajlı çocuklarını alıyorsunuz. Bak bu çok değerli bir şey. Sadece eğitim ABC olarak bakmamak lazım buna. Her yeni rejim kısa sürede toplumsal tabanını yaratamazsa sıkıntı çeker. Yani her kurulan rejimin kendi toplumsal tabanını üretmesi lazım. Ve bu toplumsal tabanı da bir önceki rejimin elitlerinden üretemezsiniz. Zaten onun yeni bir şeye ihtiyacı yoktu. Yani dezavantajlı unsurlara yaslanmalı ki yeni rejim sayesinde insanlar sınıf atlamalı, statü elde etmeli ve bu rejim ve devlete minnet duymalı. Yani başka türlü toplumsal taban üretme şansınız yok. Ve köy enstitüleri tam da bunun için var zaten. Değil mi? Sadece yani öğretmenlere köye giderek, köyde tırnak içinde misyoner gibi davranıp modern değerleri köye taşımak ayrı bir hikaye. Bir de asıl toplumsal taban üretme hikayesi. Ve gerçekten de bu insanlar köy enstitüleri evet kuruldu, tartışıldı. Nasıl kapatıldı ayrı bir tartışma konusu. Bakın özellikle de ben hep söylerim bunu yazdım, çizdim de. Yani 1946'da o anti-komünist siyasal iklime kurban gitti köy enstitüleri. Şimdi orada da şunu da söyleyeyim abi, biraz dallanıp budaklanacak ama anlatmakta yarar var. Köy enstitüleri niye kapatıldı? Hikayesini daha tam anlamıyla biz iyi analiz edebildik değil. Benim en azından bu konuda birkaç yaklaşımım var, onu paylaşayım. Bir uluslararası siyaset tabii. Türkiye 42. Dünya Savaşı'ndan çıktıktan sonra ciddi bir Sovyet tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Bu realite yani. 7 Haziran 1945'te Molotov'la Selim Sarper'in Moskova'da yaptığı görüşme belli. Adam diyor ki Boğazlar'la Montreux'u yırttık, yeni bir anlaşma yapacağız. Boğazlar'dan bize askerin üstü vereceksiniz. İki, Kars Ardahan'ı yanlışlıkla size verdik. Artık Moskova anlaşması yok, orayı bize geri vereceksiniz diyor. Bu yani bayağı bir talep. Bu tarafı kıyamet koparıyor Türkiye çok doğal olarak. Ve Türkiye'de ciddi anlamda bir Sovyet aleyhtarı, bir siyasal iklim oluşuyor. Ve bu iklimden kurtulmanın yolu her zamanki denge politikası. O yüzden İnönü'ye yani gerçekten de Abdülhamit'in modern versiyonu derlerken biraz da hikaye burada. Amerika'ya yüzünüzü çevirmek zorundasınız. Amerika dikkatini çekmek için de Yunanistan örneği var. Yunanistan'da savaştan sonra iç savaş çıktı. Komünistlerle rejim taraftarları ciddi bir iç savaş. Ve Yunanistan komünist olacak
Çok ilgileniyor Amerika. Ne yazık ki bu bize bir örnek oldu işte. Aynı bizde de bir komünizm tehlikesi olursa Amerika'nın dikkatini çekmek şansı elde edebiliriz diye. Vallahi Tan gazetesinin nasıl yakılıp yıkıldı ortada. Bu konuda her şey ortaya döküldü. Evet, Serkenler'in Tan gazetesi bir bedel ödedi. Hasan Ali Yücel, Tan Hoca söyledi. Şimdi 1940-46'da Hasan Ali Yücel ilk üzeri çizilen bakan oldu deyim yerindeyse. Yeni hükümeti İnönü kurdu. Hatta köşkün müdavimlerinden birisiydi Hasan Ali Yücel. Yani şimdi Hasan Ali Yücel neden 46'da görevden alındı sorusuna hala tam anlamadığım cevap veremiyoruz. Ve alındıktan sonra alınmakla kalmadı. Asıl ondan sonra Hasan Ali Yücel Kenan Öner davası var. Hasan Ali Yücel kendi partisinden dışlandı. Ulus gazetesindeki yazılarına son verildi. Ve Kenan Öner'in karşısında yalnız bırakıldı ve daha da dramatik olduğunu söyleyeyim size. Kenan Öner Demokrat Parti İl Başkanı'ydı, İstanbul İl Başkanı'ydı ve Kenan Öner'e Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devamlı evrak gidiyordu. Hasan Ali Yücel aleyhine kullanılmak üzere ve bakan da Şevzettin Sirer'di, CHP'liydi. Yani bunları o yüzden 61'de, Şubat ayında Yücel öldüğünde küsür. 60 darbesi oldu. Yani bakın, Yücel'e dönüp bakmadılar bile. Yani hiç, yani radarlarına bile girmedi. Milli Birlik Komitesi. Yani Yücel küsördü. Ve Türkiye'nin bu anlamda Yücel'e bir minnet borcu da var. Yani bu da hala tam anlamıyla ödenebilmiş değil. Bunun altını çizeyim. Yani kısaca bu antikomünist siyasal iklim falan belirleyici oldu. Ve gerçekten köy enstitüleri yani bu siyasal iklime kurban gitti. Orada tabii şu çok önemli. Hatta bak bunu söyleyeyim. 1946 seçimler olmuş. Meclis Başkanı Kazım Karabekir. O ünlü, buradaki birçok kişi bilir. Hasan Olan ziyareti vardır. Bunlar meclis başkanı, başkan yardımcısı giderler Hasan Olan'a ve Hasan Olan'ı çocukları sorguya çekerler. Size burada Rus tarihi mi anlatılıyor, şu mu anlatılıyor, bu mu anlatılıyor? Yani aradıkları şey aslında komünisttir. Anlatabiliyor muyum? Tabii bu algıyı yaratan ne diye de çok üzerinde düşündüm ben. Ya bir şey dikkatimi çekti, onu sizinle paylaşayım. Yücel'in bu eğitim sürecinde en büyük hikayelerinden bir tanesi yaparak öğrenme modeli. Yani bu ilginç bir şey. Şimdi bir sürü kolej yeni eğitim formatı, bu ezberci eğitimden alternatif olarak bu yaparak öğrenme modelini tekrar gündeme sokmaya çalışıyorlar. Köy enstitülerinde bunu uyguladılar, yaparak öğrenme. Yani teorikten bir şey, pratik bir şey. Tarlada çalışarak da, marangozculuk da yaparak, müzik aleti çalarak da, halk oyunları oynayarak da öğreniyorsunuz. İşte bu yaparak öğrenme hikayesi ciddi anlamda bir özgüvene yol açıyor. Bu köylü çocuklarında. Ki o köylü çocuklarına bak, bürokrasinin nasıl baktığını örneği hep anlatılır. Yine bilinen bir hikaye, Ankara valisi Tan Doğan'ın İki tane köylü çocuğunu komünistlik yapıyor diye karşısına getirdiklerinde olan siz kim oluyorsunuz? Komünizm iyi bir şey olsa zaten devlet getirir. Sizin iki göreviniz var. Bir, gel dediğinde askere geleceksiniz, ver dediğinde vergi vereceksiniz. Bürokrasinin nezdinde köylü böyle bir şey. Ve şimdi bu çocuklar, bak raporlarda bunlar var, Ankara'ya şikayet geliyor. Bu çocuklar yaz tatillerinde, köy enstitüsü çocuklar, köye gittiklerinde muhtarla kavga ediyorlar. Jandarma onbaşısıyla kavga ediyorlar. Hatta tren garında başlıyor kavga. Tren niye geç kalktı diye. Böyle bir sürü şikayet var. Ve bu hele tabii ki İnönü'nün başına gelen çok büyük abartılan tartışma olayı. Hasan Olan'a gidiyor 44'te. Öğle yemeği yiyecek. İnönü'ye ayrı karavana da yemek çıkıyor. Cumartesi toplantısında o öğrenciler bunu sorun ediyor. Diyor ki yani hani eşitlik. Ya İnönü şeker hastasıydı, o yüzden ayrı karavandan falan yemek çıktı deyip de yatıştırıyorlar ama eminim ki bu Ankara'da çok konuşuldu. Ve öyle bir damar geliyor ki köy enstitülerinde, bu damarın sonu komünizm olur. Çünkü yani henüz rejim yani bu kadar tabana hazır değil. O yüzden de köy enstitüleri bence tasfiye edilmesinde psikolojik eşik bu. Yani toprak ağları hikayesi falan anlatılıyor ama o 1960'larda Doğan Avcıoğlu'nun tarihsel yaklaşımına uygun olarak yazılmış bir tez. Yoksa yani çok fazla oturmuyor 1940'larda köy enstitülerinin kapatılması süreci. Yani daha çok bu antikomünizm hikayesi etkili oluyor ki bunda bir sürü veri var zaten. Tabii burada yani İnönü'yü ama başka bir açıdan da İnönü'yü değerlendirmek lazım. Şimdi bunu böyle bırakıp da bütün hikayeyi İnönü'ye yıkıp da yalın bırakmak olmaz. O da şu, gerçekten Türkiye'de Atatürk gibi kurucu bir liderden sonraki süreci İnönü çok iyi yönetti bana sorarsanız. Bak hiç kolay olmadı Lenin'den Stalin'e geçiş. Yani çok uzak değildi. Hemen şurası.
biz Atatürk'ten İnönü'ye geçerken gerçekten bu işi çok ustaca yaptık. Ve bunda da İnönü'ye ciddi anlamda minnet borcumuz var. Ki bakın, yani Karabekir'in niye parlamentoya soktuğunu, Rauf Bey'i niye apar topar getirip milletvekili yaptığını, Doktor Adnan'ı niye getirdiğini, Halil Edip'i niye getirdiğini tartışıyoruz ama bu bence biraz bu genel fotoğrafın içinde çok da fazla anlam kazanmıyor. Çünkü Atatürk gibi siyasi bir liderin yerini doldurmak kolay bir şey değil. Hele hele 1,5 yıldan beri görüşmediğiniz bir siyasi liderden bahsediyorum. Çünkü biliyorsunuz başbakanlıktan ayrılma hikayesi çok da öyle Atatürk'le İnönü arasında, yani tırnak içinde bir cümle kısa, yani çok da öyle barış bir ayrılık olmamıştır ve bir daha da görüşmüyorlar zaten. Hatta bakın çok ilginç bir şey. Anlatan hikaye odur ki Atatürk Dolmabahçe'de ölüm döşeğinde İnönü son bir kez görüşmek istiyor. Ankara Garı'na kadar geliyor, İnönü'ye not ulaştırıyorlar. Aman gitmeyin, size karşı suikast tehdidi var diye Ankara Garı'ndan geri döndüğü söylenir. Yani orada da işler günlük bir sonuç değil. Yani o kadar hemen işte Atatürk 10 Kasım'da hayatını kaybetti, 11 Kasım'da İnönü Cumhurbaşkanı oldu. Yani öyle bir şey yok. Çankaya ekibiyle İsmet Paşa'nın başından beri arası kötüdür. Ama yani onların hatıratlarına bakın. Kılıçeli'den başlayın da Nuri Conker'e kadar ya bütün kötülüklerin kaynağı İnönü'dür. Böyle bir şey görürsünüz. Hatta şunu çok iyi biliyoruz. Tevfik Rüştü Aras ve Şükrü Kaya. İkisi anti İnönü'cü ekip. Valla az kalsın İnönü'yü Londra'ya büyükelçi yaptırıyorlardı. Kararnamesi falan hazırlanmıştı. Yani gitseydi başka bir hikaye konuşuyor olacaktık biz burada. Yani o kadar günlük bir sanat değil. Arka bir yanda ciddi bir iktidar mücadelesi var. Ve bütün bu süreç Tereyağından kıl çeker gibi gerçekleşti ve İnönü'nün içeride elini güçlendirmeye de ihtiyacı vardı. Yani Karabekir'de bu anlamıyla başka bir şey temsil ediyordu. Paralara niye kendisini bastı? Ya bak, ben başka bir hikaye arşivde gördüm hocam. 1940 veya 41'i hatırlamıyorum. Türkiye paraları İtalya'da bastırıyor o dönemde. Ve tehliye taşıyan para Yunanistan'ın Pire limanında batıyor. Milyonlarca TL denize saçılıyor. Yunanlılar aylarca denizden TL topluyorlar. Ve bu TL'ler tabii kısa sürede Türk piyasasına giriyor ve yeni bir TL'ye ihtiyacınız var. Ve görsel olarak farklı olmalı. İnönü'nün fotoğraf basmasında bu hikaye de etkili. Anladın mı? Aynı zamanda kendi iktidarını inşa etmek zorunda yani. İkinci Dünya Savaşı Türkiye'si. Ankara'daki yani işte ya Ankara'da Alman Büyükelçisi kim? Ben onu söyleyeyim. Ankara'da dönen dolapta siz anlayın. Franz von Papen. Von Papen kim? Alman başbakanıydı. Tamam mı yani? Hatta değil mi? Yani Hitler'in yanına koyduğunu Cumhurbaşkanı Hildenburg. Bunu idare edersin diye. Valla Hitler onu gönderdi. Franz von Papen'i gönderdi Ankara'ya. Yani düşünebiliyor musunuz? İşte Ankara'da. Bir de von Papen'e karşı bir suikast girişimi var. Yani bu kadar uluslararası anlamda Ankara merkezde bu kadar denge oyunları ve güç oyunları, iktidar oyunlarının olduğu bir ülkede yani İnönü'nün biraz iktidarı eline alması da bu açıdan bakarsanız yani tarihsel gerçekliğe çok da aykırı bir şey değil. Yani ama şunu söyleyeyim, yani İnönü gerçekten 1950'de seçimleri kaybetti. Ve yine rivayet odur ki Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının kendisine gelip paşam teslim etme dediklerini ve İnönü'nün tarihe geçen cümlesi, yani bugün aldığım mağlubiyet benim aslında en büyük zaferimdir ifadesini kullandı. Bu gerçekten yani 23'te Cumhuriyet kurulmuş, 27'de seçim iktidar değiştirildi. Nerede var bu? Bu yani 27'de evet, CHP ki rejimden daha önce kurulan bir siyasi gelenekten bahsediyoruz. 9 Eylül. Cumhuriyet 29 Eylül. O yüzden devleti kuran parti. Rejimi kuran bir parti. Ve 27 yıl sonra kendi elindeki iktidarı başka bir yapıya teslim edebildi. Bu olgunluğu gösterdi. Yani bunlar dediğin gibi öyle kolay hikayeler değil. Toparladın mı abi? Çok teşekkür ederim. Efendim şimdi var mı sorularınız? Yalnız düşünce belirtmekten ziyade soru istersem çünkü keserim çok uzun yorumlarda. Onu söyleyeyim başta. Ne yaptı? Arkada bak. Özgür Beyefendi. Efendim ben bir İsmail Kaya, ziraat yüksek mühendisiyim. Ortadaki hoparlörü görüyor da bu bir yerden çınlıyor. Ortadaki beyefendiye soracağım.
Hangi yıl demişsiniz? Önemli değil de tarım toplam ekonomisinde çok düştü. Bu tarımda gerileme mi oldu yoksa tarım kendini korudu da sanayi mi arttı? Ondan dolayı mı? Yani istatistiklere çok dikkat etmesek çok kötü netice alıyoruz. Buydu sorum. Anlatabildim mi? Evet, anladım. Burada tarımsal üretimin düşüşünden ziyade bunun ülkenin genel üretimindeki oranını gösteriyor. Yani 1980 ile 2010 kıyaslamasına baktığımızda 2010 yılında Türkiye'de toplam üretimin %8.40'ı tarıma ait, %61.70'i hizmetler sektörüne ait. Yani burada bir kentleşme olgusu, sanayileşme olgusunun olduğunu görüyoruz. Bu verinin bize sunmuş olduğu bilgi bunu gösteriyor. Şimdi tarımda düşme mevzu bahis değil, diğer taraflarda artışın yüksek olmasından dolayı tarım rakamsal olarak geriledi, oransal olarak geriledi. Oransal olarak, evet. Oransal. Evet. İsmail Aralcan, öncelikle sunumlarınız için çok teşekkür ederiz. Cumhuriyet'e farklı açılardan bakmak ve başka mantıkları doğurabileceğini düşünme şansı verdiniz. Benim merak ettiğim, Atatürk öldükten sonra ilk Milli Eğitim Şurası'nda Atatürk'ün kitapları çıkarıldı falan gibi şeyler de biliyor, hatırlıyoruz. Burada niye Amerikalı yetkililer o gruba dahil edildi? Yani Türkiye'de bu işi yapacak Tonguçlar ve diğer bir sürü yetkin adamımız varken yabancılara niye eğitimimizi ihale ettik? Ben de şöyle ama kısaca bir şey söyleyeyim. Yine anakronizm hikayesine döneceğim. 1946'da veya 1940'da böyle bir Amerika algısı yok Türkiye'de. Bunu yazdığım için söylüyorum. 1947'nin sonunda Amerikan filosu İzmir'i ziyaret ediyor. Tam da Sovyet tehditinin sıcak olduğunu, yani Missouri zırhlısının başka bir versiyonu. Valla İzmir'de gazeteler İngilizce çıkıyor. Yani günlerce bayram ediliyor. Anlatabiliyor muyum? Hatta İngiliz, Amerikan askeri şaşırıyor ya, siz bize niye bu kadar ilgi gösteriyorsunuz? Biz biraz önce İtalya'dan geldik. Böyle bir ilgiye orada rastlamadık diye. Yani öyle bir Amerika 68'e kadar yok Türkiye'de. O yüzden de yani Amerikalıların dahil edilmesi, bakarsınız bu anlamıyla bu işin hem bilimsel bir açısından bir referans haline geliyor. Hem de yani önemli bir şey Amerika ile müttefik olmak veya Amerika ile iş tutmak. Onların niye bizim milli en iyi olan şeylerin dünyanın önüne kaldığı biridir. Tabii ki. Onun kitapları ve doktrinlerini niye göz ardı ediyoruz? Ya o konuda çok bilgim yok ama şöyle bir eleştirim var. Özellikle Atilla İlhan'ın referans alınarak Türkiye'de karşı devrim 11 Kasım 38'de başlamıştır tezi politik bir tezi. Yani bu haksız. İnönü'ye karşı haksızlık. Yani o yüzden biraz bu söylediğiniz verilere de o açıdan bakmak lazım. Yani yaklaşımla ilgili sıkıntı var bence. Hatta yani önceki yıllarda ünlü Amerikalı eğitim bilim John Dewey vardır. Bizim eğitim sistemimizin de şekillenmesinde önemli rolü vardır. O yüzden hani sırf Amerikalıdır diye bu bilim adamlarının süreci dahil edilmesini olumsuz biçimde değerlendirmek doğru olmaz kanaatindeyim ben. Ben Metin'i sormak istiyorum, İthat Bey'e. Köy enstitülerine ve Hakkı Tolgucu'nun hakkını verdiğiniz için, Hasan Ali Yücel'in hakkını verdiğiniz için bir öğretmen olarak çok teşekkür ediyorum. Gerçekten onlara gereken verilmedi. Yeniden üretim olsun, yeniden öğrenci o özgüveni kazansın istiyorum. Bir meslek lisesi öğretmeni olarak bunu çok istiyorum. Yeniden köy enstitüleri açılsın. Ama benim takıldığım bir yer vardır İsmet İnönü'nde. Köy enstitüleridir ve tarihi çok seviyorum muhasebe öğretmeni olmama rağmen. Fulbright anlaşmasında takılıyım. Ben de 3 yıldır Fulbright anlaşmasını inceliyorum, irdeliyorum. Okulda, derste sürekli öğrencilere de onu söylüyorum, anlatmaya çalışıyorum.
Kıyasların kapatılmasında, Fulbright Anlaşması'nın da etkisi var mıdır? Amerika'nın desteği, Atatürk John Dewey'den istemiştir eğitimle ilgili, yanlış mı biliyorum, yanlış mı okudum bilemiyorum ama Türkiye'deki eğitim sistemi için, örneğin beyaz zambakları çevirtirmiştir ve orduda, askeriyede 1980'e kadar da her Türk subayı onu okurdu, öğrenirdi. Yeniden köy enstitülerinin kurulacağına inanıyorum. Kurulmak zorunda olduğuna inanıyorum. Bu bilgisayar çağında daha özgüvensiz çocuklar var çünkü. Ben bilgisayarın özgüveni geliştirdiğine inanmıyorum. Hasan Ali Yücel için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Üniversitede derslerinize girme şansım var mı hocam? Tabii ki her zaman. Teşekkür ederim. Kapınızı açık. Bu benim başka yerlerde karşıma çıkıyor. Yani köy üsleri Amerikan raporu doğrultusundan kapatıldı diye. Bilmiyorum. Yani bunun üstüne çok çalışma yapmadım. Ama içeride öyle bir siyasal iklim var ki ya buna gerek bile yok. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir boğucu bir iklim var ki hatta bakın şu hala benim için koca bir sorundur. İsmet İnönü'nden bahsediyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nı öyle bir dengeli ve ustaca götürüyor ki yani hep şunu sorar. Başka bir soru da İnönü değil de başka bir cumhurbaşkanı olsaydı Türkiye savaş dışında kalabilir miydi emin değilim. Yani bir tarafta Hitler şurada, bir tarafta güneyde komşumuz İngiltere, Winston Churchill, kuzeyde Stalin. Kolay değil bunlar arasında denge. Ya Winston Churchill ayağına geldi Adana'ya. Sonra yılın sonunda da Kahire'ye çarptı. Adamın ciddi bir baskı var. En sonunda tamam diyerek Kahire'den geldi. Tamam dedi savaşa girme konusunda. Bütün bunları bertaraf eden İnönü savaş sonrası Sovyet tehdidine karşı aynı sağduyulu siyasetini ne kadar gösterip gösteremedi bu benim için bir soru işaretidir. Ben orada şunu söyleyeyim, hani ikili gibi olsun da istemem de hep aklıma şey gelir. İkinci Dünya Savaşı, Mahsus Darbi. Yendin der Mustafa Kemal. Her zaman Atatürk daha zekiydi, daha cesaretliydi ve özgüveni tamdı. İsmet İnönü'nün biraz sanırım korkuları vardı. Cumhuriyeti korumak, ikinci adam olmak. Ama şunu unutmayın ki İkinci Dünya Savaşı'nda bütün dert şuydu, statüyü korumak. Evet. Bunu kötü anlamda söylemiyorum ha. Yani kolumuzu bacağımızı kopartmadan bu süreçten çıkmak. Evet. Ve bu konuda da İnönü, yani parmakla daha iyisini bulamazsınız. İsmet Paşa'nın yaptığı her şey doğruydu. Sadece köy enstitülerine takılı kaldım ben. Ya bu negatif bir şey değildir statüyü korumakta. Bazen buna da ihtiyaç duyarsınız. Ama Fulbright Anlaşması'nı, bunun ya, ülkemizde açıklanmasını istiyorum ben. Çünkü Amerika ile Kültür Anlaşması'ydı bu. Anlıyorum. Tabii hala devam ediyor. Hala da devam ediyor. Teşekkür ederim. Ortaz Hocam orada oturuyor. Şimdi istatistikleri falan bir şey. Mütasirken teşekkür ederim. Benim sorum Taner Hocam olacak. Gerçi konumuz değil. Ben 1960'lı yıllarda başucu kitabım Rostov'un ekonomik kalkınmanın safhaları. Ve bu kitabında Türkiye'nin 1937 yılında kalkış safhasına geldiğini gösteriyor. Tabloda da gösterdiniz. 2019'da Türkiye 9.000 küsur dolarla artık alt eşiğe geldi. Buradan neden Türkiye, bir Japonya gibi ya da bir başka ülke gibi kalkıştan neden geriye dönüşünü gösterdi? Teşekkür ederim. Genç olarak bir açıklamanız var mı? Teşekkürler. Tabii ben iktisatçı değilim. Genel hatlarıyla ülkenin ekonomik gelişmiş düzeyini göstermek açısından gündeme getirdim. Birkaç açıklamada bulunabilir. Tabii birincisi 1930'dan 80'e kadar izlenen bu ithal ikameci sanayileşme düzeni hani Türkiye'de belli oranda bir altyapı, bir temel sanayi oluşturdu. Fakat bir süre sonra gerçekten de bu devlet desteğinin kesilmesi gerekiyordu. Bu konuda belki geç kalındığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte 90'lı yıllarda malum işte Gümrük Birliği Anlaşması imzalandı. İşte Türkiye'de bir takım sanayi tesisleri veya markaları kendilerini uluslararası alanda var etmeyi başarabildiler. Bazıları da devlet desteğine bağladıklarından dolayı bu varlıkları ortadan kalkmış oldu. Sonra tabii Türkiye ikinci bir açıklama nedeni
ortaya koyacak olursak, 1980'li yıllara kadar demin ifade ettiğimiz üzere yani bir tarım toplumu olma niteliğini sürdürdü. Sanayi ve kentleşme ancak 80'li yıllarda gündeme geldi. Yani 30'lu yıllardaki o kalkınma hamlesi rakamsal olarak bir şey ifade edebilir ama halkının %70'i, %80'i kırsal alanlarda yaşayan hani bir ülkenin bir sanayileşme hamlesi başlatması çok mümkün değil. Söyletmiş olduğumuz gibi yani bu süreç tabii son yıllardaki ülke içinde yaşanan terör olayları, işte bir takım yurt dışı ülkelerde yaşanan gerginliklerle bu durumu sanıyorum ortaya çıkardı. Yani Türkiye ekonomisi hala bir kırılgan özelliğe sahip. Kendi kendine yeten bir ülke olma özelliğini şu anda Türkiye ne yazık ki kaybetmiş durumda. Cumhuriyet tarihi boyunca ilişkilerimiz, çıkışlarımız hem siyasal hem ekonomik anlamda hep oldu. Ben şeyi merak ediyorum, hani şu anki durumu değerlendirirseniz hani buradan nasıl bir yol alacağız veya biraz gelecek hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ben konuşmanın sonunda hani eksik bırakılan ve tamamlanması gereken noktaları söylemiştim. Bir kere öncelikle demin ifade ettiğim gibi gelir dağılımı adaletinin sağlanması ve bu eğitim konusunda yaşadığımız sıkıntının mutlaka çözülmesi lazım. Türkiye'de çok büyük bir genç nüfus var fakat yeterli ve etkili bir eğitim alamıyorlar. Ve biliyorsunuz bu PISA dediğimiz uluslararası alanda da önem arz eden araştırmalarda ne yazık ki ülkemiz bu anlamda çok iyi düzeyde değil. Öğrencilerimize en azından lise sonuna kadar çok sağlam bir eğitim parasız devlet merkezi bir eğitimi sunmak gerekir. Ve bölgesel eşitsizlikler var Türkiye'de şu anda. Söyletmiş olduğumuz bu eğitim olanaklarına büyük kentlerde farklı kesimlerin çocukları sahipken Anadolu'nun diğer bölgelerinde aynı eğitim olanaklarından yoksun olduğunu görüyoruz. Ve tabii ülke içinde malum işte terör olayları yaşanıyor. Ulusal bir tehdit eden gelişmeler var. İşte birkaç yıl önce yaşadığımız olayda malum. Yeni bir motivasyon, yeni bir heyecana ihtiyacı var ülkenin. Birbirimizi ötekileştirmektense Atatürk dönemindeki o kapsayıcı vatandaşlık tanımına dönmek sanıyorum. Siyasal sorunlarımızın da çözümünde en önemli etkenlerden birisi oldu. Evet. Son iki soru alacağım. Sonra da kapatacağım. Son bir soru. Arkada, Selahattin Bey'in arkasında var. Değerli hocalarım, güzel bilgiler verdiniz. Sağ olun. Özellikle sol baştaki arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Son derece canlı bir tarih sohbeti oldu. Fakat bir şey arz edeyim, sorum olacak. Birinci, yani esas olarak soru şu, 27 Mayıs bir darbe mi, bir devrim mi? Önemli bir konu çünkü sizin, size şunu arz edeyim, Niyazi Merkez tarihi yazarken şöyle yazıyor, biz 150 yıllık emperyalizme karşı mücadele tarihi yaşadık. Yani ağırlarla İttihat Terakki süreci başlar, bugüne devam eder, o da gelir, o iki damar devam eder. Bu iki damar aslında emperyalizme karşı mücadele tarihidir. Ya da şöyle diyelim, nutuk, Mustafa Kemal ben gittim, o bunu yaptı değildir. Mustafa, siz dahi bilirsiniz bunları. Mustafa Kemal, ben devrimci olarak şunu yaptım, onlar karşı devrimci olarak şunu yaptı tarihidir. Yani Mustafa Kemal'in iki yol, iki çizgi denilen devrim karşı devrim tarihini nutukta yazmıştır. Bu anlamda antikomünizm dalgasını siz iç hatlara yorumladınız. Oysa bu iki çizgi hattında, yani bu Arar hattından bakarsanız antikomünizm ve köyüncüsünün kapatılması iç hatlardaki bir talep kifayetsizliğinden değil, iç hatlardaki bir gericilikten değil, ya da demokrasi mücadelesi olarak başından beri aldığınız olaydan değil, esas olarak emperyalizm olgusunun o karelerdeki seyirleridir. Bu Fulbert konusu aynı. Köyüncüsünün kapatılması ve en büyük etkenler bunlardır. Bu anlamda zaten 27 Mayıs devrim midir? 12 Mart gibi darbe midir? 27 Mayıs darbe midir? Emperyalizm karşı tutumu nedir? Sorun budur. Ya şimdi tarih böyle de okunabilir. Ama benim söylediğim gibi de okunabilir. Herkes. Ama yani bu tercih meselesi, yaklaşım meselesi. Ben
siyasi literatür açısından, yani siyaset bilimi açısından da yaklaşıyorum. Yani ben şimdi gidip de Fransa'ya doktora yapsın, doktorum yani. Orada oldu, böyle bir örnek de oldu. Çocuk gitti devrim dedi, geri gönderdiler çocuğu. Gitti öğren gel dediler yani. Yani askeri bir müdahale. Bunun karşılığı bu. O yüzden de artık biraz daha bu konuda bilimsel olanı tercih etmenin zamanı geldi diye düşünüyorum ben. Ha tartışılırsın, okuduğunuz gibi de okunabilir devrim. Artıları nedir, eksileri nedir diye de yaklaşılabilir. Ama en azından tanımlarken tanım bellidir. Yani burada siz şimdi nasıl tutturacağız şimdi teraziyi? 12 Eylül'e darbe diyeceğiz, 27 Mayıs'a devrim diyeceğiz. Yani terazi tuturken de sıkıntı çıkıyor orada. Hatırladım yani bu konular tabii tartışma çok açık konular. Yani ben sadece kendi yaklaşımımı paylaşıyorum sizlerle. Ve mutlak doğru olduğu kanısında tartışılır her zaman. Yani burada sosyal bilim yapıyoruz. Matematik değil. O yüzden de her zaman farklı yaklaşımlar olacaktır. Yok aslında tarih bilimine yeni bir seksiyon mu getirdim hocam? Hayır, Türkiye'de... Yok, konuşmaya şey, devam edelim. Hayır, konuşma şey, güzel bir şey. Tarih üzerine konuşmaya yani devam edelim. Tartışılması lazım ve bu tartışma her zaman değil. Ama bir şey var, yani tarihte bir kural vardı, bir metot vardı. Her olay önceliğe kendi tekliği içinde değerlendirilirdi. Ama son yıllarda bu Kurtlar Vadisi, vatanım bilmem kim, işte o ayağa kalkış mı, sürülüş mü, sürünüş mü, diriliş mi, ne halsa. Yani bu dizilerde insanların okumamalarından kaynaklanan, nasıl olsa benim halkım zaten okumuyor, biz bunlara dayayalım, araya da tekbiriyet koyalım. Zaten tekbirle bunlar yerinden sıçrar. Yani yeni bir Kurtlar Vadisi'nde de Hazreti Polat kafasına matkabı yer ama ölmez, kutsal kişidir çünkü. Onların söylediği böyle bir tarihsel şeylerle yeni bir tarih akımı mı çıktı? Benim aklıma ne geliyor bilmiyorum, sizler ne dersiniz? Tarih bölümlerinde acaba şöyle bir bölüm olur muydu? Yani yeni bir alan oluşturulur mu? 4 yıldan 5 yıla çıksın tarih bölümleri. İsteyen 5. yılda da şeyi okusun. Örnek veriyorum. 27 Mayıs olmasaydı ne olurdu? 12 Eylül olmasaydı ne olurdu? Titanic batmasaydı ne olurdu? Dikkat ediyor musunuz? Her ulusal günde bazı gruplar sosyal medyada bunları sormaya başladı. Ben de soruyorum. Mustafa Kemal olmasaydı ne olurdu? Kurtuluş Savaşı yapılmasaydı ne olurdu? Bu garip bir tarihsel şeyimiz var. Ben onun için okumayı tavsiye ediyorum. Okumayı. Okumayı. Niyazi Belgesi'nin tarih, özür dilerim. Niyazi Belgesi'nin tarih tanımı bu değil herhalde. Onu kastetmediniz. Hayır, ben artık size ben bir şey söyleyeyim mi? Niyazi Belgesi'ler, Doğan Avcıoğulları, bunlar çok önemli insanlar. Bunların düşüncelerini, fikirlerini asla ikinci plana atmamak lazım. Yalnız dünyanın hızla değişen konjonktüründe yeni bir şeyler de söylemek lazım. Yeni açılımlar yapmak lazım. Ama bunu da siyasi uçlardan değil, daha böyle ortalama araştırmaya ve bilgiye dayanarak yapmak lazım. Çünkü hep aynı kafayla gittiğimiz zaman bir yere varamıyoruz. Duruyoruz, orada kalıyoruz yani. Evet, yavaş yavaş kapatıyoruz. Bir soru var. Buyurun, son, size söz vermiştim. Son iki dedim. Sizi de alayım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Önce Mithat Bey Ankara'nın başkent oluşumundan bahsetti. 1920'de malum Cumhuriyet'in meclisimiz açıldı. 1923'te de Ankara Cumhuriyet ilan edildi. Fakat ne hikmetse 1924 yılında ilçelerde inkılapların, devrimlerin yola başlaması da Ankara'nın başkent oluşuyla ilgili başladı. Ankara'nın başkent oluşunun sebeplerini Atatürk'ün bakış açısından bize bir bilgi alabilirsek çok teşekkür ederim. Bir de Tamer Bey hocama da bu gelir dağılımla ilgili bilgiler verdi. Sağ olsun, teşekkür ederim. Ben de şöyle bir şey diyorum. Dünyadaki bütün gelir dağılımı %85'i 7 aileye aittir. Yani 41 tane özel büyük şirketler var, 41 şirket 17 bankaya, 17 bankayı da 7 özel aile yönetiyor. Burada adaletsizlik sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyanın genelinde vardır. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim.
Bir kere İstanbul başkenti olmayacaktı, o kesindi. Ama yine de Ankara'nın başkenti ilan edilmesi İstanbul'da büyük bir sürpriz ve şaşkınlıktı. Neden verir sordun? Hemen geleceğim. Mustafa Kemal Atatürk, yani o büyük deha zekayına neye dayanarak? Hemen söyleyeyim. Yeni devlet, yeni başkenti. Kendi iktidarını ve kendi rejimini Osmanlı bürokrasisinin olduğu bir coğrafyada inşa etmek kolay bir şey değil. O yüzden her şeyi sıfırdan inşa etmek gerekiyordu ve Ankara'da bu açıdan Sivas ve Erzurum Ankara. Şimdi mücadele açısından Erzurum, Sivas adres bu. Özellikle Ankara'ya geldiğinde ciddi bir coşkuyla karşılanıyor. Yani bunu biraz ayırt etmek lazım Mustafa Kemal 27 Aralık'ta geldiğinde. Bu etkilemiştir, etkilememiştir bilmiyorum. Ama şu var, siz biraz sonra parlamento açılacak İstanbul'da ve bunu Erzurum'dan kontrol edemezsiniz. Ancak Ankara'dan kontrol edersiniz ama unutmayın Erzurum milletvekili olarak gitmiştir. Evet. Yani daha doğrusu gitmemiştir de seçilmiştir. Batı cephesi bunu Sivas'tan ve Erzurum'dan kontrol etmek zor. Yani Ankara'nın jeopolitik konumu bu anlamıyla merkez seçilmesi de belirleyici oldu. Çünkü Mustafa Kemal stratejik dehası yüksek bir adam. Yani her zaman öyle. Yani aslında yani ayrıldığı nokta burası. Siyaseten güçlü zekaya sahip. O yüzden de Ankara'nın bu konumu bence belirleyici oldu ve sonra üzerine bütün süreç inşa edildi.